ve kişilikle bir ilgisi var mı? Bazı insanlar daha mı yalana yakın ve yatkın? Bazıları daha mı bu konuda beceriksiz acaba? Karakterle ilişkisi esasında var. Şöyle ki, hocamla da, Can hocamla da konuştuk içeride onu. Şimdi çok sosyal, dışa dönük insanlar çevrelerini mutlu etme hissiyatını çok fazla taşırlar. Ve bazen de yalanın altında çevreyi mutlu etme beklentisi, isteği vardır. O yüzden de yalan söylemeye daha yatkın olabilirler. Yani kendim için söylüyorsam namerdim, çevrem için söylüyorum bu yalanları. Eşe dosta, çevre mutlu olsun diye. Kontrollü insanlar, kontrollü karaktere sahip olan insanlar. Neden? Çünkü yalan söylemeyi de güzel becerebildikleri için. Şimdi yalan söylemek çok riskli bir şey. Değil mi? Yalan söyledikten sonra toplumsal olarak, çevreden ya da herhangi bir başka yapıdan, bir otoriteden ceza almıyorsanız, yani yalan söylemeyi becerebiliyorsanız, bunu bir alışkanlık haline getirebiliyorsunuz. Aslında derler ki, yalan zeka işidir. Doğruyu söylemekse dürüstlük. Yalan söyleyecek kadar zeki değilseniz bari dürüst olun ve doğruyu söyleyin. Evet, hatta şunu da oraya eklemek istiyorum. Bir yalan sarmalının içine girdiyseniz ki yalan yalanı doğurur ve böyle bir sarmalın içine girersiniz. İşte orada cesur olup onu bir baltayla kırabilmek de çok önemli bir cesaret. Hadi.